Türkiye'nin en genç vekili Rümeysa Kadak ile meclis çatısı altında röportaj yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Siz bayağı çekiyorsunuz ama. Mecliste ne yapıyorsunuz? Vaktiniz nasıl geçiyor? Ya bildiğiniz üzere meclis kanunların yapıldığı yer, ülkemizin daha demokratik, daha yaşanabilir bir yer olması için kimi zaman güncellediğimiz mevcut kanunlarımızı, kimi zaman yeni kanunlar getirdiğimiz, kimi zaman da hepten kaldırdığımız durumlar olabiliyor tabii. Bence burada asıl bahsetmemiz gereken şey hep o televizyonda gördüğümüz oylama dışındaki süreç. Farklı partileri genelde tartışırken görüyoruz. Peki meclis içerisinde nasıl bir ortamınız var? Ben açıkçası bu tartışma ortamını demokrasilerin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyorum. Tartışmalıyız ki nerede ortak düşüncede olduğumuzu da görebilirim. Açıkçası benim çok farklı siyasi partilerden abi, abla diye seslendiğim vekillerimiz de var. Siyasi partileri değil, nezaketi ve saygıyı öncelemem gerektiğini düşünüyorum. Bence Türkiye Cumhuriyeti'nde her vatandaş din, dil, ırk gözetmeksizin aynı şartlarda yaşayabiliyorsa son 17 yılda yaşanan gelişmelerin çok büyük katkısı var. Tabii şunu da unutmamak lazım. Çok daha iyiye gitmeliyiz. Çünkü 10 sene öncesinde Cumhurbaşkanı'nın eşi başörtü takarsa rejim değişikliğine gidilmeli diye yürüyen insanlar vardı. Bu değişim bir zihniyet değişimi ve tabii ki çok hızlı gerçekleşmeyecek. Seçilme yaşı 18'e indirildiğinden beri birçok gencin hedefleri arasına vekil olmak geldi. Onlar için öneriniz var mı? Bence sadece milletvekilliği değil, bugün avukat olmak isteyen de, öğretmen olmak isteyen de, sanatçı olmak isteyen de önce iyi bir vatandaş olmalı bence. Ülkesini düşünen iyi bir vatandaş olmalı. Sonrasında yaptığı işi en iyi şekilde yapmalı. Her şeyden önce hiçbir şekilde kendine sınır çizmemeli. Meclis kürsüsünden ilk konuşmanızda gençlere işaret ettiniz. Peki önlerindeki 3 engel ne? Bence bugün aşmamız gereken en önemli engel kendi çizdiğimiz sınırlar. Yani bugün gençler olarak dünyanın en iyi üniversitesine gidebilir, en iyi eğitimini alabiliriz. Belki çok çılgın işler yapabiliriz. Fakat maalesef belli noktalarda kendimizi sınırlayabiliyoruz. Toplumun, ailenin getirdiği belli sınırlamalar da olabiliyor. Ama bence bunların hepsinin ötesinde en önemli sınırlama kendimize çizdiğimiz sınırlama. Atatürkçü bir parti CHP'nin HDP ile ittifakını nasıl yorumluyorsunuz? Bence bu soruyu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendini Atatürkçü olarak tanımlayan seçmenine sormak lazım. Asıl şoku onlar yaşıyordur diye düşünüyorum. Peki Cumhur İttifakı'nda süreç nasıl ilerliyor? Burada öncelik milli güvenliğimizi, milli beraberliğimizi çok güzel bir uyum yakaladık. İki parti de kendi stratejilerinden, kendi önceliklerinden ödün vermeyerek tam olarak milli birlik için bir araya geldi. Ben isterdim ki bunu diğer partilerle de yakalayabilirim. Çünkü bu bence hepimizin buluşması gereken ortak bir nokta. Bizim önceliklerimiz, siyasi stratejilerimiz çok çok farklı. Mesele millet meselesi olunca, milli bütünlüğümüz söz konusu olunca birlikte hareket etmeyi doğru gördük. Dilerim ki konu milli bütünlük olunca herkes benzer bakabilsin. Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik bir eleştiri de meclis konusuydu. Saf dışı kaldı mı burası? Hayır, aksine şu anda çok daha güçlü bir parlamento var. Siz de dikkat etmişsinizdir. 9 farklı partinin temsilcisi var şu anda parlamentoda. 9 farklı parti temsil ediliyor. 3 tane bağımsız adayımız var. Çok daha güçlü. Özellikle temsil anlamında çok daha gerçeği yansıtan bir parlamentomuz var şu anda. Tekillerimiz var. GZT'yi biliyor musunuz? Meclisimize gelen konular önce komisyonda tartışılır, araştırılır. Oylama sonucunda oy çokluğuyla o yasa meclisten geçer. O yasa hayat bulmuş olur. Bizden yaşça büyük olan milletvekillerimizden de çok şey öğreniyoruz. Bize o anlamda da çok destek oluyorlar. Yani bu adaptasyon sürecini de onlar sayesinde kısa sürede atlatmış olduk. Şimdi yürüyüşü çekmemiz lazım arkadaşlar. GZT'yi biliyor musunuz? Yok. GZT gençlerin şu anda yönettiği dijital bir gazete. Takip eder misiniz? Ve arkasına bakar mısınız? Çok güzel. Evet. Çok orijinal yapmışlar. İyi yayınlar diliyoruz. Mesela KAVAS ne demek? KAVAS içerideki iş akışını sağlıyoruz. Vekillerimize giren evrakları bizim aracımızla gönderiyor. Bundan sonra başkanlık divanına önergeleri çoğaltıyoruz, önergeleri dağıtıyoruz kanunla ilgili. Vekillerimiz bir de biz giriyoruz. Başka kimse giremiyor genel kurula. Yani, yeminliyiz. Evet. Hiçbir şeyi dışarıdan anlatmıyoruz. Orada kalıyor. Selam. Hayırdır arkadaşlar. Gençlere tavsiye alalım.
Biliyorsunuz. Biz de genciz diyeceksiniz. Sana söyleyeyim onu. Hutbede Peygamber Efendimiz öyle demiş. Vesikum size tavsiye ediyorum. Bir takvallah Allah'ın takvasını. Onlar daha üstün o manada. Şu manada da hürler bizim yaşadığımız zorlukları ya da ötekilik hissini yaşamadıkları için daha rahat hareket edebiliyorlar. Evet. Bu büyük bir nimet. Ama bununla beraber ellerindeki işte bu güzelliklerin farkındalar mı diye endişe ediyordum içimden. 15 Temmuz'da gördük darbe kelimesinin anlamını bilmeyen gençlerimiz hepimizden önce bize nasip olmadı. Evet. Şehit olalım diye dua eden insanlar olmasına rağmen hepimizden önce koştular. Geçmişle kıyaslandığında toplumun bölünme yaşadığına inanıyor musunuz? Ben toplumsal bölünme tabirini çok doğru bulmuyorum açıkçası. İnsanların kendi görüşlerini çok açık bir şekilde belirttiği dönemler oldu. Ve olmalı da. Bazen bunu farklı tabii yorumlayabiliyoruz. Ama ben 15 Temmuz Zeytin Dalı Operasyonu ve Fırat Kalkanı operasyonlarında aslında şunu çok net gördüğümüzü düşünüyorum. Mesele milli beraberlik olduğunda her birimiz aynı yöne bakabiliyoruz. Ve bence en değerlisi de aslında bu. Bir takipçimizden gençlerin spor yapma imkanlarıyla ilgili bir soru gelmiş. Elbette çok projemiz var. Gelin size hem bakanınızı ağırlayın hem bunları konuşalım. İstanbul'da ulaşıma dair çok tartışılan araçları söyleyeyim. Tamam. Metrobüs. Metrobüs benim için hayat kurtarıcı bir çözümdü. Keşke bu kadar kalabalık olmasaydı. Ben de dilerdim. Ama İstanbul gibi bir metropolde yaşamanın bir getirisi diye düşünüyorum ben açıkçası bunu. Uber taksi çok tartışıldı. Ya Uber çok seviliyor. Burada birincisi uygun olması. İkincisi insanlar bir şekilde yolcu dostu olduğunu söylüyorlar. Uber'in neden bu kadar sevildiğini incelemek, doğru okumak gerektiği düşünüyorum. Hem halkın isteklerini gözetmek lazım. Hem de taksicileri de kötü duruma düşürmemek gerekiyor. Gelen seçim de yaklaştı. Binali Yıldırım İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı. Trafik konusu nasıl bir sonuç? Ya tabii trafik çok büyük bir gündem. Trafik sorunumuz yok değil. Evet. Bu bir problem oluyor. Ama ben bunu çözecekse de AK Parti kadroları gibi deneyimli bir kadronun, Binali Bey gibi deneyimli bir adayın çözebileceğine inanıyorum. Tarihin belki en kanlı terör örgütleri, çocuk, kadın ayırmaksızın binlerce kişiyi öldürdüğünü biliyoruz. Biz tabii ki buna sessiz kalamazdık. Bunun bizim için bir zenginlik olduğunu da düşünüyorum. Belki de asırlardır sahip olduğumuz o çok çeşitli kimliği hatırlamış olduk. Tabii ki bu süreçte belli problemler oluyor. Bunlar da çözülemeyecek problemler değil diye düşünüyorum. Bakanlık olarak gençlik merkezlerimiz ve spor tesislerimizi 7/24 açık tutma projemiz var. Hiçbir kimse vaktim yok spor yapmak için bahanem budur diye bir ifadede bulunamayacak. Futboldan ibaret olmadığını her noktada, her alanda vurguluyoruz. Ve özellikle bu yılki vurguladığımız spor branşlarından biri de yüzme. Yüzmeyi öğrenmek isteyen her vatandaşımızı yüzmeyi öğretmeyi taahhüt ediyoruz. Bu anlamda 8 derslik bir yüzme maratonu, yüzme dersi maratonuna bekliyoruz onları. Gençlerimiz için hazırladığımız kitaplarımız var. Bunlardan biri Gençlerle Baş Başa, Ali Fuat Başkil'in kitabı. Diğeri Şahit Zarifoğlu'nun Yaşamak isimli eseri. Ve diğeri Nihat Sami Manarlı'nın Türkçenin Sırları. Bu programı izleyen 10 arkadaşımıza takım halinde hediye etmek istiyorum. Evet, meclis turumuzu bitirdik. Sorularımızı cevapladık. Tabii arada çokça bölündük. Vekillerimizle de ben özellikle arkadaşlar da. Evet. Bir arada böyle interaktif bir şey yapalım istedik. Yanımızda da şimdi genç vekilimiz. Orhan abi. İyi akşamlar. Türkiye'nin en genç vekili Rümeysa Kadak ile meclis çatısı altında röportaj yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım.